Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Ve sizler için yine iki tane güzel bilgi sorumuz var. Konumuz ne? Konumuz Türkistan tarihi. Oldukça önemli bir konudur. Biliyorsunuz ki hem TET hem, hem de KPSS'de karşımıza çıkan konudur. Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bakalım. Umarım ikili iki yaparsınız. Şöyle yapalım. Sığıyor değil mi? Tamamdır. Biraz yaklaştıralım. Tamam. Bakalım soru bizden ne istiyor? Yukarıdaki sonuçları verilen savaşlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Bakıyoruz. Anadolu, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması. Hangi savaş? Şuraya mu? Yazalım. Malazgirt. Değerli arkadaşlarım. Malazgirt. Tamamdır. Tarihimiz 1071 sığmıyor ama siz idare edin. Değerli arkadaşlarım. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağının kesinleşmesi 1176 denilince aklımıza ne geliyor? İkinci kılıç Arslan geliyor değil mi? Yani Mirio Kefalon geliyor. Sevgili arkadaşlarım Miryo yazayım. Siz anlarsınız. Anadolu'nun Moğol tehlikesine açık hale gelmesi. En önemli savaşlardan biri. Harzem Şahlarla yapılan Yassı Çemen'dir. Sevgili arkadaşlarım Yassı Çemen savaşının tarihi 1230. Tamam. Bakıyoruz şimdi. Malazgirt, Mirio Kefalon. Sanırım cevabımıza ulaştık. Diğerlerine bir bakalım. Pasinler Büyük Selçuklu ile Bizans arasında gerçekleşen ilk savaştır. Tamam bunları yazdık zaten. Malazgirt, pasinde Myriokefalon. Hayır Myriokefalon yaz Çemen. olamaz, 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 olamaz. Bir kez daha tekrarlıyorum. Malazgirt, yurt açan savaş. Myriokefalon, yurt tutan savaş. Yaz Çemen Moğol tehlikesinin açık hale geldiği savaştır. Cevabımız A şıkkı. Geldik diğer bir sorumuzda. Bu sorunun benzeri AYT'de soruldu ama konu Türkistan tarihi değildi. Konu neydi biliyor musunuz? Konu Osmanlı tarihiydi. Dikkat ediyoruz. Şöyle şunu bir ya Allah. Bakıyoruz şimdi. Tamamdır. Anadolu Seçuk hükümdarları aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmaya çalışmışlardır? Bakalım biz zereni gibi gelişmeler verilmiş. Meliklere para bastırmalarını yasaklamakla, komutanların etkilerini kısıtlamakla, doğudan gelen Türk göçlerini küçük parçalara ayırarak yerleştirmekle. Halkın devlete bağlılığını artırmak. Şimdi sorarım size. Meliklere para basırmalarını yasaklamak diyor. Halkın devlete bağlılığını artırmakla alakası var mı? Yok. Merkezi otoriteyi korumak. Bırakalım. Tarımsal tarım üretimin düşmesini önlemek için zaten belli çalışmalar yapılacaktı. Meliklere yönetim tecrübesi kazandırmak tamam. Yönetim tecrübesi kazanır ama para bastırmasını yasaklıyor burada. Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmak. Buna ulaşamayız sevgili arkadaşlarım. Eğer komutanların yetkilerini kısıtlarsan, Meliklerin para bastırmalarını yasaklarsan, bu neye girer? Merkezi otoritesinin güçlenmesine girer değil mi? Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı gibi. Devşirme kökenlileri kendi yanına çekiyordu. Türklerin etkisini kuruyordu. Cevabımız B şıkkı. Umarım 2'de 2 yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle yani sahurda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.